Sevgili kardeşlerim, şimdi görmekte olduğunuz şu yere serilmiş olan Kabe'nin tavaf alanındaki beyaz örtülerin ne olduğuyla alakalı olarak bazı sorularla karşılaştık. Bunun üzerine şu kısa açıklamayı sizlerle paylaşmak istedik. Sevgili kardeşlerim, eskiden Kabe'nin tavaf yaptığımız tavaf alanı, metaf dediğimiz bölge kumlarla çevriliydi. Yani şimdiki gibi mermerler döşeli değildi. Bu sebepten dolayı o ta Hazreti Adem'den bugüne yansımış olan kutsal beldenin kutsal topraklarına ayaklarınız değiyordu. Biliyorsunuz madde bizim yaratılışımızdaki maddelerle birbirine barışıktır. Güneşin ışığı, havanın rüzgarı, bitkilerin kokusu, doğanın dengesi, çamur, toprak bunların hepsi bizim biyolojik ve fizyolojik yapımızla birbiriyle bağlantılıdır. Mesela statik enerji, elektrik kendisini yüklenen bir insana ne deriz? İşte elini kitabı bir yere çarpıyor, işte ayakkabının sebebiyle, elbisen sebebiyle. Hadi git biraz ayağın toprağa değsin de vücudunun dengesini yerine getirsin deriz. Hatta bazı bölgelerin topraklarının daha çok insanın vücuduna tesir olduğunu söyleriz. Bazı bölgelerin çamurlu suyuyla çamur banyosu yapmanın cilde, vücuda sağlıklı olduğunu ifade ederiz. Bazı bölgelerin sıcak suyunun, termal suyların romatizmalara veya ortopedik diğer bazı sorunlara tedaviye vesile olduğunu söyleriz ki Kabe'nin tavaf alanındaki o orijinal toprağın bereketi de hakikaten bir farklı. Bu bağlamda hacılar o kumun üzerinde tavaflarını yaparlardı. İlk namaz kılınan bölgenin ön kısmı hariç, Kabe'nin tam dibindeki kısım hariç, genel olarak tavaf alanı hep topraklarla çevrili. Hacılar umrelerini yaptıktan sonra oraya ihramlarını sererlerdi. Namaz çok güzel bir şekilde muhafaza ederler. Evladı yalin ederlerdi ki şu ihramı bana kefen yapın evlatlarım diye vasiyet ederlerdi. İşte Kabe'nin etrafında görmüş olduğunuz şu beyaz örtüler hacıların, umrecilerin giydikleri ihramları. İhramlıca yaşamak nedir? Onu daim zihinde tutan bir ibret. İhram, ölmeden önce ölmek, ölümüne tövbe etmek, üzerindeki ihramın rengindeki gibi akpak ve tertemiz olmak. Hiç kimseyi incitmemek, hiçbir insanı, hayvanı, bitkiyi incitmemek, hatta ihramlı olduğunuz sürece saçınızın tek bir telini bile koparmanız yasaktır. Herkes sizden gelecek şerden emin, siz de size kendinizden gelecek kötülükten eminsiniz. Ve emin olmanın bereketiyle mümin olmanın şuurunu yaşıyorsunuz. Hacı umrede umrecilerime ve hacılarıma hep onu anlatırım. Mekke'deki paralımız nedir? İhramlıca yaşamak. İhramın şuurunu hayatında bir hatıra, gönlünde bir arzu, zihninde bir ibret, gözünde bir tablo sunabilenlere selam olsun. Daha birçok benzer videomuz olacak. İnşallah takip ediniz.